Evet, merhabalar sevgili seyirciler. Fikya'nın masasından hepinize selamlar, sevgiler. Hanımlar hoş geldiniz sizler de. Hoş bulduk. Evet, dördüncü gün yine bir masada buluştuk. Bugün de kendini hamar attığını ispatlayacak yarışmacımız Fikriye Hanım. Menüsüyle mutfağa girdi, elinden geleni yaptı. Fikriye, ellerine kolarına sağlık tekrardan. Ben de teşekkür ederim Kadir Bey, sizin de. Şimdi masada bir kısım arkadaşlar menüyü iddialı bulmamışlar. Fikriye'den biz daha iddialı yemekler bekliyorduk. Kimisi yöresellikle ben daha üstünüm diyor. Sadece bir yarışmacımız menü olarak seni iyi buluyor. O da Filiz Hanım'dır, tahmin edebiliyorum. Neden Filiz Hanım? Filiz Hanım. Evet, güzel yemekleri ben beğendim. Ağır, yöresine göre de iyi. İnşallah. Ama gerçekten ağır yemeklerim Kadir Bey, uğraşmalı. Onu, o kuzu kaburgayı marine ettim, diktim, iç harcını yaptım. O kadar emek verdim yani. Tabii ki uğraşmalı. Peki Filiz, neden diğer arkadaşlar bu meşakkatli yemekleri görmüyorlar? Demek ki göremiyorlar. İyi bakmamışlar. Eser Hanım? Yumurtalı çiğ köftesini sunumunu beğenmedim. Onu menüye katmanızı tercih etmezdim ben. Çiğ köfte genelde yemekte yenir, kalkınır, sofra toplanır. Bir muhabbet için çiğ köfte yapılır. Tamam, ben buraya hani yöremi tanıtmaya geliyorum, hamaratımı göstermeye geliyorum ya. Tamam, o anlamda demedim ben. Hangi onu tercih çiğ köfte yemekten sonra bana mı yenir? Bizde genelde çiğ köfte yemekten sonra yenir. Bir iki saat sonra yenir. Düğünlere, davetlere gittiğimizde çiğ köfte gelmiyor mu mesela? Geliyor, geliyor. Ama düğüne değil, ev davetine geldik. Çiğ köfte geliyor mu? Geliyor, geliyor. Geliyor, yapıyorlar genelde onu. Hep geliyor. Biz düğün sonradan bir sürü icatlar çıktı. Çiğ köfte geliyor, baklava geliyor. İlk defa çiğ köfte eskiden gördüm. Eskiden sonradan oluşan adetler bunlar. Daha önce düğünlerde yemekler yapılırdı. Çiğ köfte falan yoktu. Çiğ köfte kültürü falan vallahi yoktu. Valla bizde var abla. Hala da var. Evet. Hala da devam ediyor. Ben senden yerine mesela... Ha, bu arada Kadir Bey direkt lafa daldık ya. Tekrar masama hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Ben misafirperverliğimi de göstereceğim. Yeri geldi mi yorumu da yapacağım tabii arkadaşlar. Ki. Siz de yorum yapabilirsiniz. Yoruma da açayım bu arada. Fikriye Hanım. Ben sizden yer sofrası beklesem hoşuma giderdi. Madem böyle usulüne göre masa hazırlanmışsın, ben bunu eleştiri yapayım sana. Ama sen şimdi yanlış söylüyorsun Eser Hanım. Bak, ben ona da teşekkür ederim sana. Pazartesiden beri ben hep bu tür şeyleri vurguladım. Şimdi ben sana yer sofrası yapsaydım. O anlamda demedim. Beklerseniz bakın söyleyeceğim size. Hoşuma giderdi, olabilirdi, yer sofrası da yapardım. Yöresel yemek yaptığı için yok, değil, değil. Bak ama sen madem ki bu kadar ince düşünmüşsen ise ben de eleştiri yapacağım. Tamam. Bu peçete çorba kasesi varsa buraya konulmaz. Konulur. Bir. Hayır. Biz zaten öyle çorba yapıyoruz. Çorba kasesi yoksa şuraya. Varsa, davet masrafında yoksa buraya genelde bırakılır. Kasenin çorba içinde kasesi oluyor. Varsa olmaz. Olur. Olur i̇steyen mu? Yanına koyar, isteyen yani içine koyar, her şeyi kuralına isteyen göre şu yaptın, şekil koyar, yaparsınız. Madem kuralına göre yap, bunu iyi de inceleseydin. Siz koymadınız, ben koydum. Bakın, sen hep tamam, bunu şey yapıyorsun. Çorba kasesi varsa bu buraya konmaz. Bak şu sofra hanginizde vardı Allah aşkına? Bu böyle konur. Varsa yani bu buraya konur. Yani benim sofram hanginizde vardı? Şuraya konur. Bir dakika, ütü masası... Örtüm var ya, ütü izi olmaması lazım. Bu neydi ya? Katladım ben. Bu ne ya? Randevu. Biz nereden geliyoruz ki randevu? Aa, öyle mi? Pardon. Fazla kurcalamasın. Bu neydi? Niye kurcu? Niye rahatsız oluyorsun kurcalayacağım tabii? Sen sadece görüntüsüne bak. Eksik bir şey var mı ben. Onu söyle. Bakacağım. Hani onu kurcalaman benim için hiçbir şey fark etmeyecek. Tamam. Bir dakika, bu çatallar ne eşit boyda? Bunlar iki tane ana yemek mi yiyeceğim ben bunlarla? Ben sana ne dedim? Çift servis açacağım. İkide bir çatal yiyip getirip götürmeyeceğim. Önünde çift servis olduğunuzu daha anlamadınız. Yani yorum yapmak için yorum yapıyorsunuz. Ay ben, gerçekten. Ben masada çiçek kokusunu almak isterdim. Ha, bu ne ya? Çiçek kokusu, evet. Bu yapay çiçek ne ya? Hı-hı. Deserim ben sana yapar getirdim, o sanatım evet, da var senin benim. Senin ölü çiçeklerin gibi dökülmüş de her yere, her birinin bir yerinde çıkmış. Hatta ben düşünüyordum. Tamam, ben yan, böyle masas... tercih ettim, böyle seviyorum. Benim lütfen, için, lütfen, yemek... lütfen bakın misafirperverim diyorsunuz. Tamam bak, ama kavgalı, sen söylediğin zaman lütfen. Mecnun sana cevap vermek zorunda. Ama kavga şeklinde söylüyorsunuz. Ya, hani. Ben sert cevaplar veriyor. Yok gayet evet, normal cevap. Ben misafirim ben ama onun sen yerinde ev sahibisin, beni ağırlıyorsun lütfen. Bakın ben severim canlı çiçek. Dedin ya seni serpilmişti. Ben hatta hep hepinize birer tane sunum yapmak isterdim. Yapsaydınız, daha güzel olurdu. Sen bunu koymasan da olurdu. Bunu kaldırsanız daha mutlu olurum. Tamam. Hiç yapay çiçeği koymuşsun böyle rengarenk. Masama uymuş evet. mu? Uymuş. İçinde krem, işte tabaklarla, soframa beyaz. Değerlendirebilirsin ya, tamam söyle. Tamam değerlendirebilirsin sonra bu yemek ben değil sonra, siz değerlendireceksiniz değerlendirirsin arkadaşlar. Artık atmasın çöpe kullanabilirsin. Eser Hanım pardon, siz de yapsaydınız bak güzel peçete her şeyini hazırlamış çiçeğini mi bahar benim ediyordunuz? Günüm geçti ben artık tamam geçti ama yapmış siz evet. koymamıştınız. Madem kurallara uymuşsa öğreteyim dedi onu da inceleseydi. Bir eksik bir şey olsaydı kabul ederdim. Eksik bir şey yok. Gerçek Mehri Hanım bir şey söylemek istiyor. Parmak kaldırdım ama o ilk okuldu. Tabii ki buyurun.
Ben şöyle Esra Hanım'a katılıyorum. Gerçekten çok banel durmuş. Banel. Banel. Evet. Senin olmayan sofran gibi banel. Banel canım. En azından ben düzgün ve artı. Hani bizim peçetelerimiz suyun üstünde. Ben, siz suları kendiniz de biliyorsunuz. Yarıştınız da bunu biliyorsunuz. Suları ben doldurmadım. Kadir Bey doldurdu. Tamam. Ne ona göre yorum yap. Hani ısrarla dediniz ya Fikri Hanım. Merak ısrar arkadaşlar ısrarla demedi mi peçete Nerede Fikri Hanımcı peçetemiz? Peçeteyi koymadın o zaman. Tamam koymak istemedim. Benim canım böyle istedim. O zaman dedim gereksiz yorum yapılmayacak. Gereksiz yorum değil. Eğer gereksiz yorum yapılmayacak. Benim masamda eksik bir şey var mı? Yok. Yok. Her şeyim tam. Sofra düzeni zaten offsite. Hadi yani canım. Yerlerde. Ben çift servis açtım arkadaşlar. Gözünü seveyim. Hayatım yanlış diyorum. Yanlış mı? Ben böyle biliyorum. Böyle diye çorba, bir şey yok. Kaşık, yanlış. Çatal bıçak. Hayatım senin yanlış. Senin yanlışın benim doğrumdur o zaman. Öyle diyeyim ki susun. Cahillik yerlerde tamam, o zaman. Tamam cahillik de sen öyle. Sen cahillik yerlerde o zaman. Sen yapsaydın cahillik diyebilirdin. Ben yemeğimi yetiştirdim şey. Ama. Ben yemeğimi yetiştirdim. Ve ben soframda da gayet çiçeğim de ortada gayet de şıkır şıkırdı. Canlıydı altında. Evet evet. Yapaçlık olmaz mı? Olmaz tabii. Bu nedir ya? Bunu hayatta artık kimse evinde bile kullanmıyor ki. Kaldı ki davette kullanılsın. Peki bitti mi Mehri Hanım? Bitti. Teşekkür ederim. Mücella Hanım buyurun. Siz nasıl buldunuz sofrayı yemeği? Yani şöyle öncelikle şöyle başlayayım. Evet tabakların çok güzel. Her şeyi çift koymam. Tam anlamıyla yapmış olmam mı gerekiyor? Evet bunu buraya koydum. Arkadaşlar, bu üslubu evet. Alınır, açılır. Evet. Üstümüze örtülür. Bunun burada çift olmasına tekrar gerek yok. Bu bir. Ben onu niçin çatal, koydum? Hayır, çatal bıçağınız hani şey olmasın koyman gerekiyordu. Böyle peçete koyma gerek duymadım. Ben de bunu peçete koydum. Koyman gerekiyordu. Yani kağıt peçete. Her şeyin çift olması masanın tam olmuş anlamına gelmiyor. Bu tabii, bir. Tabii. Masa, çiçeğin masaya göre o kadar çok büyük, gereksiz ve yani o kadar masam biraz ki, küçük olabilir. Yani yapabileceğim bir şey yok. Elimde ona olan göre bunlardı. Bir seçim yapacaktın. Ona evet, göre bir seçim yapamadım. Durumum el vermedi. Durumum el vermedi. Çiçekçiye sipariş verirken masa ölçüsüne göre çiçeğim çiçek varken sipariş bir tane daha verilir. Çiçek almaya gerek duymadım yani. Benim durumum ona el vermedi. Haksız mıyım kadın? Yani ben bardaklarını hiç hoş bulmadım bu masaya göre. Hiç niye? Güzel ben günlük sizin, kullanıyorum sizin bunları. Sizin tekli bardaklarınızdan daha iyi değil mi? Çünkü benim hayır ben tek koyma sebebim yanında ekstra bir içecek yok. Benim içeceğim var demek tamam, ki koymuşum. Tamam o zaman ona uygun bir takım koyman tamam. Gerekiyordur. Resmen yemek takımını öldürmüşsün bunda. Ha, tamam tamam. Aynen öyle. Günlük bardağı önümüze koymuşsun. Günlük ve bardak ben bardağımı kaldıramıyorum. Görüyor musun? Çiçek girmiş içine. Çiçek o kadar girmiş büyük. İçine. Sen ha, kaldırıp evet. İndirip oraya sokuşturursan hayır baktım alamadım. Alamadım. Az önce bak yani kameradan da mutlaka görürsün. Tamam. Alamadım tekrar tek bıraktım. Tek sorun çiçek olsun Allah aşkına. Bu hayır. Bu tamam masada menünü de göreceğiz. Lezzetlerini tamam. De göreceğiz. Evet tatlım. Menü için ne diyorsun peki? Hayır çok basit. Tamam. Seninki gibi aynı. Peki, hayır. Filiz de değil. Benim aşamalarım var. Bunu göz ardı. Benim de peki, aşamalarım Filiz Hanım'a hayır, geliyorum. Hayır bunu Filiz göz ardı edemezsin. Siz nasıl buldunuz? Masada çiçeği ben de hoş bulmadım. Canlı çiçek i̇şte olsaydı daha biri bir şey güzel söyleyince olurdu. Filiz Hanım yine tekrar yapıyor. Tamam ben beğendim dedim güzel her şeyi. Bak çift servis açmış. Sadece çiçeği yapma oluyor. Hey, bak bugüne kadar herkesinki gerçekti. Canlıydı. Sadece, benim yoktu. Bak söylüyorum sadece ben elimde yapma. Bu vardı bunu koydum. Masama da uyduğu için böyle hiç de uymamış. Değerlendirdim. Yok ben beğendim. Servis uymuş bak peçetelerini bile koymuş. Uymuş hiç mu? Bir tane peçetelerini koymamıştı. Allah aşkına ya. Hayır. Senin şey olmayan masanı savunma ya Allah aşkına sen bir dur. Canım benim ben kendi tamam, masamı zaten demedim bak, yaptım diye ama olmadı. Sonuçta ama yerini güzel çıkardım. Hiçbiriniz koymadınız Fikriye arkadaşım. Fikriye Hanım her şeysini tam koymuş. Bak her şeysini tam. Çift servis peçetesi hazır. Nerede? Bu mu eksik? Hayatım peçetesi üstündeki yok. Tamam nerede? Onu koymamış. O hata sizle aranızda. Benim ben demedim ki. Seninle arasında o hata. Diğerleri ilgilendirmiyor. Kendisi dedi ya ısrarla peçetelik tamam, istiyorum diye. Tamam benim soframda demedi. Benim soframda da demedi ama ben diğer iki yarışmacı arkadaşım sofrasında dedi. Sizin sofranızda dedi. Benimkine demedi. Sizin sofranızda dememiş olması yani bunu savunmamanız mı gerekiyor? Siz yarıştınız aslında. Biliyorsunuz formatı da yani söylememin bir anlamı yok. Tamam ama o zaman format ne? Anlamadım ben. Ya suları hani biz kendimiz doldurmuyoruz. Ben normalde biz davet onlar da tamam suları işte, biz doldurduk tamam, demek ne alaka? Söyleyebilirdim. Kendimi hızlandırılmış paket gibi geldim benim şeyime soframa tamam, da o yüzden. Tamam onun, tamam onun için hadi özür dileyelim sizden. Siz de büyüklük yapıp benim masama ona göre şey yapın o özür zaman. Özür dileyebiliyor musun gerçekten? Dileyebilirim tabii haksız olduğum yerde ben özür dilemesin. Ne büyüklük tebrik ederim o zaman. Ne bekliyorsun bizden ne büyüklük yapalım? Ne büyüklük yok ediyorsun? Hani peçeteyi açmayacağım. Peçetelik konusunu açmayacağız bir daha. Fikriye özrün hiç samimi değildi. Fikriye'nin özründe samimi olduğunu düşünmüyorum. Yeter ki susunlar diye özür diledim. Yani geçiştirdim anlayacağınızı. Buyur bakalım Fikriye getir ıspanak çorbasının tadına hadi bakalım. Arkadaşlar.
Peki Esen Hanım'a katılıyor musunuz? Bu peçete cidden bu kasenin üstüne konulmaz mı? Çorba kasesi varsa konmaz. Çorba kasesi. Bu programda da herkes bunu kasenin yanlış üstüne koyuyor. Evet. Şimdiye kadar kimse çıkıp bunu söylemedi. Evet. Mehri? Ay ne güzel takı bu. Tam bana göre. Ay Allah'ım o takının derdinde. Tabağını alabilirim. Peçete tabii. Konur mu kasenin üstüne Mehri? Şey tabii şeyle beraber. Çorba kasesi Mehri. Varsa yok, peçete konmaz. Şey konulur ya. Bu tür şeylere konulur. Ya da yanına koyarsın evet, güzel. Doğru. Ya da bizler de bardakların içine koyarlar böyle. Filiz Hanım sizin diye masaya bakış açınız biraz farklı mı acaba? Filiz Hanım tabağınızı alabilir miyim? Niye konulur? Hayır sadece peçete için genel olarak diyor. Şey tabakla masadaki beraber. Herkes, masadaki herkes negatif yorum yapıyor. Bir tek olumlu yorum yapan sizsiniz. Arkadaşlar onlar bana yanıma karşı dolu mu geldiler? Kadir Bey. O yüzden evet, mi? Evet dolu geldiler. Baştan beri birbirlerini yiyorlar çünkü. Ama bakın ben ne dedim başında. Evet. Dedim ki ne güzel oynuyorsunuz yarın tabii sizin gönüllü. Yer sokta saçsa. Ya yer sokması evet, niye açtı? Madem böyle her şeye dikkat Atıya ediyorsa buna da dikkat etseydi. Ama bak eleştirmeyecektim onu. Eleştirmeyecektim. Madem dikkat ettiyse onlara da dikkat etseydi, inceleseydi. Valla ben bu kadar iddialı konuştu ya Fikriye Hanım. Ben yöresel kıyafetiyle bekledim açıkçası. Evet, aa, adı yok. Evet, evet. Aynen ben öyle. Ben de isterdim. Ben ama siz de yöresel dediniz yemeğinizi. Kıyafetle ne alakası var? Yok hayır o kadar iddialı konuştu ki. Hani tamamen yöresel hani mutfağından yaptı ya her şeyi. O yüzden ben varsa tamamen getir benim giyerim yöresellik yani. Varım ben. Hayır. Yani yöresellikten çok böyle aşırı dem vurdu mu? Hani hep sürekli olarak ben bilmiyorum, Adıyaman yöresi, Adıyaman yöresi. Fark etmedim. Yöresel kıyafet bekleyecek kadar. Hayır, Güneydoğu dedi. Gerçi bana gecesi gibi yemek olmuş. Çiğ köftenin de yani şey arası çok olmaz biraz. Kaburga dolması var, kaburga bastı var. Bunlar sıra gecesi yemekleri mi? Çok severim kaburga dolmasını. Ben şey ara sıcakta çiğ köfte istemezdim. Yumurtalı çiğ köfte beklemiyordum kendisinden. Ama siz az önce dediniz ki hani ara sıcakta olmaz çünkü biz peşine kaburga dolmasını yiyemeyiz. Ara sıcak olarak kabul et. Bizde hiç ara sıcak diye çiğ köfte sunulmuyor. Ama restoranlarda konuyoruz ortaya. Biz restoranlarda 2-3 saat orada 4-5 saat kalmıyoruz. Ev hayır, ana yemek gelene kadar evet, ortaya bir çiğ köfte geliyor, ya da geliyor, bir çiğ köfte geliyor. Oraya bir servis olarak ikram olarak geliyor. Tamam i̇kram geliyor yani. Geliyor ikram peki, olarak geliyor. Peki az önce yöresellikten bahsettiniz tat ya olarak. Çiğ köfte seçmesinin sebebi de yöresel olsun ben diye. Ben rahatlığa kaçmış, risk göze almamış. Evet, bana karşı bir de onun ben şey isterdim ondan. Kızartma işçi köfte isterdim bana rakip olarak. Siz cidden Fikri Hanım kendinizi rakip olarak görüyor musunuz Eser Hanım? Yok. Ya da hayır, bu hafta birini rakip olarak görüyor musunuz? Yok hayır hiç kimseyi görmedim. Hiç kimseyi görmedim. Görmedim evet. Yani Mehri en ağır menüyü ben yaptım diyor. Mücella benim yemeklerim evet, lezzetli oldu diyor. Aynen. Filiz şu anda daha bir şey söylemiyor da. Evet. Aynen, bir şey evet, söyleyeyim evet, ben daha. Bakalım. Neden hiçbirini rakip görmüyorsunuz? Kendime güveniyorum. Kültürümüzü biliyorum, yemeğimi biliyorum, ne yaptığımı biliyorum. Hiçbiri mutfakta hızla değildi. Hiç mi biri önünüze lezzetli yemek tamam getiremedi? Tamam yaptılar, hızla yetiştirdiler, tamam yaptılar. Ama içli köfte, bakın, içli köfteyle kibebumbarı bir arada her kadın sunamaz bunu. Demek de çıkaramaz bunu ikisini bu beraber. Bu masadaki hanımlar da dahil. Çıkaramaz tamam, yani. Bunun aşamasını evet, söyler misiniz? Çıkaramazlar. Bize? Bakın içli köfteyi tutturmak dağılma ihtimali var. Bulgurun bayat olma dur ihtimali var. Bilemezsin nasıl çıktı. Dağılabilir. Risk göze alıyorsun. Hı hı. Kime bunların sert olabilir, yetişmeyebilir. Tamam, dikişecek. Sadece yani pratik beni pratik şeyler kendim var. Onunla ama bir onu kimse bilmiyordu bakın. Hayır. Onu neden? Bakın kabak kimse soyucuyla da yapılıyor. Yani bakın, mumbarda olmasa onunla da doluyor. Bakın, o da çok basit onu, ama benim ana yemeğim bizim, 3 aşamalı bir ana yemek. Hiçbir bayan yapamaz değil ben bunu kabul etmiyorum. Ocakta doldurmuyordular, parmakta dolduruyordular. Tamam bir de, ben bir şey evet, doldurma yani zaten onlar bir şey. Onlar zaman süreç, ben onu sunduysam, onu kullandıysam basit, şey basit gösterdim ben size. Ne kadar basit gösterdim. Biber dolması kadar hayır, basit bence. Hayır, hayır, evet, hayır, hayır, basit. Hayır. Bak hayır, tatlım hayır, yani onun aparatı var. Hani evet eskiden elle hayır, dolduruluyormuş evet, evet. Ama bunun aparatı var artık. Yani onu da kullanamayan var. Ama patlayabilir ince ya sonuçta. Bakın onu da kullanamayan evet, bakın o aparatı, bir şey bakın, o aparatı kullanamayan da var. Yok. Kullanamayan da var. Onu nasıl dolduracağını bilemeyen de var. Becerisine bağlı evet, demek ki. Peki afiyet olsun herkese. Ispanak çorbası içiyoruz. Ellerine sağlık Fikriye. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.